Ergün Diler Süper Virüs Artık 2021'deyiz. Yeni yıl yeni umutlar. Kabul etmeliyiz ki insanlık yoruldu. 2020 gri tonlarıyla herkesi küçücük bir alana hapsetti. Geride bıraktığımız yılın başlarında hayatımıza giren koronavirüs tek emredici, tek karar verici, tek yön gösterici oldu. Hayatımızı değiştiren her şeyin altında COVID-19 imzası bulunmakta. Yılı bitirirken ise gündem yine aşı ve mutasyondu. Manşetlerdeydi. Ishala ilk güne dönmek ve virüsün kökenlenmek istiyorsanız işiniz zor. Objektif olarak bakınca hiçbir yerde doğruyu tam olarak söyleyen birini bulamıyorsunuz. Ya bilgi eksikliğinden, ya eksik gördüğünden ya da doğruyu söyleyemeyeceğinden. Covid'in dünya çapında hızla yayılması, her yerde neredeyse aynı anda ortaya çıkması tesadüf mü? bir COVID aşısı mutasyona uğrayan virüse karşı nasıl koruma sağlayabilir? Aşılamalar her yeni mutasyon için hiç bitmeyecek bir dizi aşılama dönemine mi işaret ediyor? Yoksa gizli gündemler için maske zorunlulukları, kilitlenmeler, kapanmalar ve aşılar önemi çıkartılıyor. Eminim akla takılan böyle çok soru var. Bence hala en can alıcı soru şu. Bu virüs nerede, nasıl ortaya çıktı? Halk sağlığından daha önemli bir gizli gündem için mi sahada? Virüsün çıktığı noktaya seyahat önemini kaybeden gündemlerden olsa da 2021'de aşı sorunları yaşanacağı için hatırlamak zorunda kalacağımız yakıcı bir problem olarak karşımıza dikilecek. Yılın ilk gününde bu anlaşıldı. Mesela virüse başı fena halde dertte olan İspanya yeni adımlar için önde. İspanya COVID aşısını reddedenler için bir kirli sicil çalışması yapacak. Yani aşı olmayan biri neredeyse yaşayamayacak. Hiçbir işi görünmeyecek, seyahatten eğitime kadar her yerde karşısına aşı çıkacak. İspanya buna hazırlanırken Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli isimleri COVID aşısının bulaşmayı önlediğine dair elimizde bir bilgi bulgu yok dedi. Şaka gibi değil mi? Hatta Pfizer-BioNTech ülkeler sipariş vermek için oldukça zaman kaybetti bu yıl aşı ihtiyacını giderebilme şansımız hiç yok açıklaması yaptı. Korku, panik, salgın beraberinde kimsenin hesap etmediği inanılmaz bir pazarı hayatımıza sokacak. Zaten hızla gidilen yer de burası. Daha önce yazdığım gibi COVID pasaportu zorunlu hale gelecek. Her gün açıklanan ölüm sayıları, enfekte rakamları, kısıtlamalarla birlikte aşı haberleri herkesi belli bir pencereye hapsetti. Görebildiğim kadarıyla hiçbir devlet bunun dışında adım atamıyor, attırılmıyor. Özgün bir karar almaya kalktığın an uçaklarından insanlarına kadar her şeye anında yasak geliyor. Sokakların, meydanların, yaşam alanlarının kilitlenmesinden çok beyinlerin kilitlenmesi ürkütücü. Şu an yapılan bu. Korkuların esiri olurken çok önemli detayları görmüyoruz. Gösterilmiyor da. Zaten böyle durumlarda görmek de inanın çok kolay değildir. Olay şu. North Carolina Üniversitesi ve Bir Amerikan Askeri Laboratuvarı'nda neler oluyor? Bu iki laboratuvarda virüs daha etkili hale nasıl gelir, daha korkutucu nasıl olur, daha öldürücü bir silah haline nasıl dönüşür çalışmaları yapılmakta. Ayrıca neden bu çalışmalar Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Fauci tarafından finanse ediliyor ve Wuhan'a aktarılıyor? Ve daha önemlisi neden ABD ile Çin biyolojik silah üzerinde ortak çalışıyor? Yüz kez yazdım, Jeffrey Epstein kilit isimlerin başında geliyordu. Harvard'ta ofisi vardı, çalıştığı en önemli isim Profesör Martin Novak'tı. Novak, dünyanın en iyi biyoloğu ve matematikçisi olarak gösteriliyordu. Sık sık Harvard'da olan Epstein, Novak'a destek oluyor, o da yanındaki Alison Hill'le yürüyordu. Hill de Dr. Fauci ile çalışmaktaydı ana çalışma konularıydı. Bu ekip virüsü Wuhan'a yolluyordu. ABD'den Çin'e gizli bir hat vardı. Kavga sahne önünde yaşanırken arkada gizli plan yürüyordu. 2021'in ilk gündemi aşıların yetmeyeceği oldu. Belli ki format atılacak. Daha doğrusu başlandı devam edilecek. Bunu değiştirecek gücümüz elbette yok. Görünen kimsenin de böyle bir gücü yok. İttifakların da devletlerinde en azından bilerek yaşayalım. Daha önce de yazdım. Hiçbir aşıya karşı değilim ancak şeffaflık şart. Olmayan bu. Manşetlerde korku var, ölüm var, hastalık var ama açıklık yok. Bakalım yeni yıl aşıda ve virüste nasıl yenilikler getirecek? Ergün Diler Hasan Basri Alçın. 2020 bitti. Gerçekten kolay bir yıl olmadı. Sosyal medyaya bakarsanız 2020 bitti diye çoğunluğun bayram havasında olduğunu görürsünüz. Bizim numaralandırdığımız bir takvimin bir tarihini yine biz insanların suçlamaya kalkışması ne kadar ilginç değil mi? Aslında bu tür işler insanoğlunun batıl inanç üretmeye ne kadar meyilli olduğunun da bir göstergesi. Sanki 2020 uğursuzdu. O gidip yerine 2021 gelince bütün zorluklar ortadan kalkacakmış gibi bir inanış veya beklenti ciddi ciddi seslendiriliyor. Küresel düzensizlik Bu tür hurafeleri bir kenara bırakırsanız da son bir yıl içerisinde dünyanın birçok sınamadan geçtiğini söyleyebilirsiniz. Bunların başında hiç şüphesiz hepimizin hayatını baştan aşağı etkileyen korona salgını geliyor. Hayatımızın tüm boyutlarını yeniden düzenlemeye mecbur kaldığımız bir dönemden geçiyoruz. Kişisel ilişkilerimizden tutun da dünya ekonomisine kadar her alan salgının etkisi altında. İnsanlığın uzun süredir unuttuğu salgın, hastalık belki de bu zamana kadar pek farkına vardığımız korkuları da, değerleri de bize yeniden hatırlattı. Normal şartlar altında önemini pek fark edemediğimiz hayatın doğal akışının ne kadar kıymetli olduğunu kavradık. Eş dost ziyaretlerini ve sohbetlerini arar olduk. Bilimsel çalışmaların son yüzyıllarda hız kazanması sayesinde tüm dünyada arsan yaşam beklentisinin bir anda hayal olabileceğini gördük. Koca bir insanlığın bir virüs tarafından teslim alınabileceğini anladık. Siyaseten bir kriz anında dünyadaki işbirliği mekanizmalarının ne kadar yetersiz kalabileceğini de gördük. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ile mücadelede kolaylaştırıcı bir rol oynamak yerine uluslararası örgütlere ve dayanışmaya olan güvensizliği iyice artırdı. Bedeniyetin temsilcisi olduğu iddiasındaki ülkeler hemen korsanlık faaliyetlerine başvurarak birbirlerinin maskelerine ve sağlık cihazlarına el koydu. Neoliberal dünyanın bize çizdiği işbirliği resminin gerçek olmadığını daha iyi anlayamazdık. Ama tam da bu yıl neoliberal dünya kendisini Biden'a tazelemeye hazırlanıyor. Gerçi bu hayallerini ne kadar gerçekliğe tekabül ettiği ayrı bir tartışma konusu ama Amerikan başkanlık seçimleri bir anlamda neoliberal küresel düzen arayışının ürünüydü. 2020'yi ve Trump'ı suçlamaya devam edenler Biden'dan ve 2021'den ümitli olabilir. Ama dünya siyasetinin geldiği evreleri doğru okumak yerine batıl inançlara saplı kalanların bu gerçeği görebileceğini pek sanmam. Üzgünüm ama küresel bir düzen üretebilecek günlerde değiliz. Türkiye'nin kazanımları Türkiye'nin de son bir yıl içinde küresel düzensizlikten etkilendiği ortada. Ama özellikle güvenlik ve dış politika alanını Türkiye büyük bir karla kapattı desek yeridir. Bu yıl Suriye ve Irak'taki Güney Cephesi daha istikrarlıydı. Ama Doğu ve Batı cepheleri son derece hareketliydi. Doğuda Karabağ meselesinde Türkiye, Azerbaycan'la beraber tartışmasız bir galibiyete imza attı. Doğu Akdeniz'de kendisine karşı kurulan kuşatmayı yarıp en etkili aktör haline geldi. Henüz bu cephe kapanmadı. Yapılacak çok iş var ama 2019'u oranla çok daha iyi bir konumdayız. Kişisel olarak 2020 yılını korona ve benzerleriyle değil Ayasofya ile hatırlamak niyetindeyim. Müslümanların yıllardır kurduğu bir hayal gerçek oldu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese bu hayali hep yaşatanlar adına teşekkür ederim. Hasan Basri